Güvenme. Kim? Oh be. Nihayet biri bizi hatırladı. İyi misiniz? Çok merak ettim. Bizim burada ne işimiz var? Biz bir şey yapmadık ki. Bütün ifadeler alınmadan bırakmıyorlar. Bir de durum Güvenle Luna'nın görüntülerine dayandığı için dahliniz nedir soruşturuyorlarmış. Nasıl yani? Bu mevzu bizim üstümüze mi kalacak? Bizim benim üstüme niye kalıyor ya? Ben sevişmedim ki Luna'yla. Bu sevişti. Siz yine üçünüz bir araya gelip benim hayatımı mahvediyorsunuz ha. Tamam, endişelenmeyin. Çınar'la konuştum. Sabaha bırakırlar dedi sizin için. O zaman babam bu sefer hakikaten ayvayı yedi. Basın haberler olmuştur tabii. Çözeceğiz. Üçümüz. Konuştuğumuz gibi. O zaman keşke önce polisleri arayacağını bizim mekandan çıkarsaydın ya. Madem ki biz... Oğlum Ceren çıktı, polisler geldi. Işınlanmadılar ya. Heh. En azından hala düşünebiliyorsunuz. Peki sen buraya nasıl girdin? Çınar izin aldı sağ olsun. İnsanın kız kardeşi olacak. İnsanın mutlaka kız kardeşi olmalı. Şuna bak, bir de şu güzelliğe bak ya. Aynısını söyledim ben de. Ceren bizi burada bırakmaz. Bir şekilde buradan çıkartır dedim. Aa, yalana bak. Yalancı ya. Sahtekar. Benim bir tane ailem var. Bırakır mıyım sizi hiç? Mete, büyüdün mü bakalım? Nasılmış hayatın gerçekleri? Çok merak ettiysen gel seni de alalım içeri. Gerçekten bıktım bu laf sokmalardan ya. En azından böyle zamanlarda aile gibi davransak olmaz mı ha? Ha şimdi bu laf sokma olmadı mı? Ne yapıyoruz peki şimdi? Kendi evimize mi gidiyoruz yoksa Cici annemizin evine? Herkes duş alıp şirkete geliyor. Kurtarmamız gereken bir holdingimiz var farkındaysanız. Yönetim kurulunun toplanması lazım bugün. Ben herkese haber verdim. Bugün YK toplanıyor. Ben de sizi bıraktıktan sonra ölen işçilerin ailelerini ziyarete gideceğim. İyi. Dolarları al yanına. Ancak öyle hallolur o iş. Ben o ailelere destek olmak için gidiyorum. Neye ihtiyaçları olduğunu sormak için. Tamam işte. Doğru söylüyor. Yanına para al. Biraz para ver ki gelip mahkemede bizim lehimize şahitlik etsinler. Ben kime ne anlatıyorum ki? Görüyorsun değil mi? Ceren Hanım meydanı boş buldu. Tahta geçmeye çalışıyor. Mete, babam iyice sağduyusunu kaybetti. Mafya babası gibi davranıyor, farkında mısın? Her an babamı cezaevine gönderebilirler. O yüzden şu an dalga geçecek zaman değil. Olgun davranmalı. İşimizi, ailemizi ayakta tutmamız gerekiyor. İtibarımız zaten yerle yeksan. Bir de birbirimizi dibe çekmeyelim, olur mu? Yo, ben sana hak veriyorum. Gerçekten aileyi de şirketi de bir tek sen ayakta tutabilirsin. Ben yanındayım kardeşim. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bu sana çelme takarken yani ben savundum seni. Böyle atışmalarımız falan en sevdiğin kardeşim benim diye düşünüyorum. Kıskanma alçak. Demir Bey'in adam kaçırma ve darptan yargılandığı doğru mu? Hakkınızdaki iddialar hakkında ne söyleyeceksiniz? Mete Bey, Ceren Hanım. Arkadaşlar, öncelikle siz de sabaha kadar buradaydınız. Kardeşim de aynı sizin gibi çok yorgun. Babam şu an yetkililerle beraber içeride. Ben de size geniş kapsamlı bir basın açıklaması dağıtacağım. Aile dışından gelen haberleri lütfen itibar etmeyin. Teşekkürler. Ceren Hanım, güvenme. Arkadaşlar, lütfen müsaade edin. Lütfen müsaade edin.